Selamlardaki sınıfından şimdi düzdar etek kalıbı üzerine asimetrik model uygulamayı size anlatacağız. Elinizde şöyle bir düzdar etek kalıbınız varsa kendi ölçülerinize uygun olarak rahatlıkla siz her etek modelini simetrik veya asimetrik olarak uygulayabilirsiniz. Ne demek asimetrik? Dilsiyi şöyle boyundan ikiye böldüğümüzde sol taraf ve sağ taraf birbirinin aynısı değilse eğer modelimiz asimetrik model oluyordu. Biz şimdi böyle bir etek tasarladık Ebru'yla. Ebru bunu internette görmüş, çok beğenmiş ve böyle bir etek dikmek istiyorum dedi. Bu sefer kalıbınızı kendimiz çıkaralım, sizlere de anlatalım dedik. Asimetrik bir etek olduğu için, bunu tek önde, ön üzerinde anlatamayız. Bu neydi? Ön etek. Yani ön ortası düz boy ipliğine gelecek ve aslında burası kumaş katına gelecek. Simetrik ise, ama asimetrik ise ne yaptık? İki tane ön çıkarmamız gerekiyor. Şurada olduğu gibi. İki ön etek parçasını buradan kumaştan keser gibi yerleştirdi. Ön ortası çizgisini ve kalça çizgimizi geçiriyor Ebru şimdi burada. Gördüğünüz gibi. Kalça çizgimiz ve ön ortası düz boy iplik çizgimiz olduktan sonra eteği de istediğimiz boyuta uzattıktan sonra istediğimiz modeli uygulayabiliriz. Şöyle anlatayım, aldım gene cetveli elime. Bu arada bu cetveli her aldığımda şunu göstermek istiyorum. 4,5 liraymış bu cetvel, görüyor musunuz? Şimdi 70 liraya satılıyor. Ön ortası çizgisini uzatıyor. Kalça çizgimiz var. Bu modeli buraya da geçirdik. Neye göre model uygulayacağız onu anlatacağım şimdi. Bakın, korsaj şurada bir kalça çizgisi çizmiş yardımcı olacak şekilde, onu sileyim. Siz bizim Ebru'yla kamera arkası görüntülerimizi bir görseniz, bir gün sırf onu açıklayacağım, anlatacağım size, göstereceğim. Şimdi kalça çizgimiz var, ön ortası düz boy iplik çizgimiz var, hemen yazıyoruz bunu. Burası bizim kalça çizgimiz. Niye bizim kalça çizgimiz önemli? Eteğimiz kalçaya bir kere oturacak. Şimdi bu şöyle yaptığımızda asimetrik bir model dedik. Model analizi yapacağız. Kalça çizgimizi de şöyle düşünürsek. Az önce Ebru çizmişti düşünmek için ama ben size anlatabilmek için sildim onu. Şöyle düşünürsek bizim kalçamız, yani şu çizgimiz şurasıysa, burası oturuyor mu? Oturuyor. Tam şu bizim kalça çizgimizde mi? Değil. Biraz kalça çizgimizin altında oradan bir yer bulacağız. Kalça çizgimizin altında, yani şuralardan bir yer ölçeceğiz ve kalçanın bir altına doğru şöyle gelecek şekilde yapacağız. Ölçülerini vereceğim. Kalça düşüklüğü ölçümüz burada bizim 20 santim. Sizinki değişebilir. Şuradaki ölçüyü de kendi kalçanıza uydurursanız, buradaki ölçüyü de kendi belinize uydurursanız, hangi düzlüğe tek kalıp olursa olsun kalıbınız hatasız olacaktır. Bir bilgi daha vermek istiyorum size. Pen çizimlerinde şöyle yapıyorsunuz, beni ölçerken geliyorsunuz böyle bir bel ölçüyorsunuz. Bu yanlıştır. Bunlar böyle pensler dikişle kapatılacağı için beli ölçerken buradan ölçüyoruz 8, pense atlıyoruz. 8'den geliyorum 27, 27'den geliyorum 35. Yani 35 eteğin bel yarısı, belinin yarısı çarpı 2 ne oluyor? Bel 70 olmuş burada. Ebru'nun bel ölçüsüne uyuyor mu? Ona bakacağız. Kalçaya bakıyorum. Kalçada pens olmadığı için kalçayı ölçüyorum 48. Allah'ım, 48'i 2 ile çarpacağım şimdi. Kaç ediyor? 96. Ebru'nun kalçası da 96 mı değil mi bakacağız. 95 ise ona uyduracağız. 98 ise ona uyduracağız. Evet, Ebru Hanım'ın kilo alması sonucu belinin 74 olduğunu bulduk. 74'ü burada 2'ye, eğer simetrikse 4'e böleceğiz. 74'ü 2'ye böldüğümüzde 37 buluyoruz. Yani pensleri atlayarak arkayı da tabi ölçeceğiz. Buranın 37'ye denk gelmesi gerekiyor. Arkayla birlikte de toplam 74'e gelmesi gerekiyor. Kaçtı bizimki? 35'ti. Yarımşar santim buralardan ve penslerden girerek bu aradaki 4 santimi oturtacağız. 1 santim bu yan dikişten aldım. Ben deli genişlettim. Kalçayı ölçmeyi unuttuk. Unutmamışız. Tammış kalça. 1 santim dışarıya çıktım. Kalçayla sıfırlıyorum.
Eğer kalça geniş veya dar olsaydı onu da işaretleyip o iki işareti birleştirecektim. Burada da şimdi Kamuran Hanım'ın da bir etek çiziyoruz. O etekle de aynı şeyleri yapacağız. Kontrollerimizi yapmış olacağız. Aynı işlemi tabii bu sefer 37'nin yarısı olan şeyi arkada yapacağız. 35 olsa 16,5 bulmamız gerekiyor. 9,5 geliyorum. 18. Arkada da genişlik var. Demek bu kalıbı çıkardığımız yerden kaynaklanan bir şey var. Burada şimdi buradan ölçüyorum. 10, 9,5, 17. 17, 17, 34 oluyor. Bu durumda olmuyor. Yani bizim kaçı bulmamız gerekiyordu? 37'yi. 38 olsa 18,5 santimi bunu getiriyorum. Şurada da 1 santim çıkmamız gerekiyormuş. Şimdi kamera arkası yayına geçiyorum. Ebru. Bu pensleri lütfen. Önde ve arkada ölçü kontrollerimizi yaptık. Kalçayı ve beli oturttuk. Geldik model uygulama kısmına. Kalça çizgimiz burasıydı. Ön ortamız burasıydı. Kalçanın yaklaşık olarak 5-6-7 santim aşağılarında bir yerlerinde. Şunu şöyle işaretleyeceğim. Evet, zaten göz kararı da öyle yapmışım. Şöyle bir kalçadan 8 santim aşağısı olsun. Burada da yaklaşık olarak gene etek ucuna yakın, değil mi? Şuralardan bir 20 santim, 25 santim yukarıya yakın bir yer olarak düşünüyorum şurayı. Bu ölçülerin belli bir, ama şu kadar verilmesi gerekiyor diye bir şey yok. Model uygulamada tamamen özgürüz. Şu iki çizgiyi geçici olarak şöyle bir birleştiriyorum. Nasıl olacağını görmek istediğim için. Yani benim istediğim o etek ucundaki şeyi vermiş mi? Vermiş mi diye bakıyorum. Ebru ne diyorsun? Ebru giyecek ya bu eteği. Ebru'ya evet, soralım. Gayet bence güzel. Gayet harika. Güzel oldu. Üst kısmında eğer şöyle bir korsajımız olsaydı, korsajcılarda pens kapatılır ve korsaja kaydırılır. Ama bizim bunda korsaj yok. Bir sonraki videoda pens kapatıp korsaj için pens kaydırmayı anlatırım ancak. Bunda şu an o işlemimiz yok. Bu çizgimize karar verdik. Bu biraz aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Tamamen bizim özgür irademize kalmış bir şey. Şimdi yazıyorum. Ön 1. Bu benim ön 1 parçam. Bu da ön 2 parçamda. Şurada hafif bir büzgü vereceğim. O büzgü paylarını da vermek için bir işlem yapmam gerekiyor. Şurasını eşit olarak 4'e 5'e 6'ya böleceğim. Açma işlemleri yapacağım ve büzgü payını ayarlayacağım. Burası düz, aşağısı açık olabilir. Burası büzgülü olabilir. Her yeri açık olabilir gibi gibi. Bir kalıp üzerinden sayısız model uygulayabiliriz. Şimdi oradan bir ölçüyoruz büzgü paylarını vermek için. Bu büzgü paylarını vermek için de 4'e, 5'e, 6'ya bölebiliriz. Biz 5'e bölmeye karar verdik. Kaç santim çıkıyor? 56, 57, 58. 58'i 5'e böleceğiz. Kaç çıktı Ebru? 11,5. Şunu koyalım. 11,5, 11,5 olarak emin olalım. VGÖ'ler cetvelimizi dik olarak aşağı yukarı uzatalım. Şimdi buraya bir yardımcı çizgi çizelim Ebru ilk önce. Düz bir çizgi çiz şöyle. Dümdüz. Çiz çiz sonuna kadar çiz. Yan dikişe kadar çiz. Evet çizdim. Şimdi bu çizgi üzerinde bölmelerimizi ve dik açılarımızı bulacağız. Tamam mı? Olalım Ebru dedim ve göğüler cetvelimle kontrollerimi yapıyorum. Bu bizim yardımcı çizgimiz. Gerçek çizgi değil. Bunun üzerinden büzgü paylarını dik açıyla aşağıya ve yukarıya yapacağız. Kalıp çiziminde bir ana çizgilerimiz vardır. Bir de böyle bizim yardımcı çizgilerimiz vardır. Şimdi bu çizgi üzerinden 5'e bölecek Ebru 11,5 11,5 ve bu çizgileri aşağıya ve yukarıya şu yatar çizgimize dağıtacak. Şimdi Ebru 5 eşit parçaya bölüyor. Ama Ebru'nun aslında modelistlik ve kalıp öğretmeni ben değilim. Zehra Yalçınkaya. Şimdi göreceğiz bakalım. Zehra Hanım'a da buradan bir selam gönderelim. Gerçekten. Dik açı, geoder cetvel kullanma, etek model uygulamada gayet iyi. Ön 1, ön 2, ön 3, ön 4, ön 5 diye yazılacak oraya. Çünkü biz bunu kumaş üzerinde açmalarını verirken aslında öyle yapılmıyor tabii. O da pratiğe kaçmak oluyor.
Biz Ebru ile bunun size büzgülü payları da nasıl verilecek onu da bir güzel anlatalım. Ondan sonra kalıbımız hazır olsun. Siz sağ, biz selamet. Şöyle gösteriyorum. Ön bir, yani 5 eşit parçaya bölmüş olduk. Bu yardımcı çizgiden dik açıyla etek ucuna uzattık. Dik açıyla etek ucuna uzattık. Şimdi buralardan şuraya kadar tutturacak şekilde kesebiliriz. Bir. İkincisi, her yerine eşit açmalar verebiliriz. Bu model üzerinden sayısız model elde edebiliriz. Onu her seferinde söylüyorum. Kim bilir, belki biz Ebru ile şimdi bu kalıp üzerinden ne modeller çizeriz zamanla ve dikeriz. Sizinle de paylaşmış oluruz. Kalıbımız bitecek ama etek dikimini de başka bir videoda anlatacağız. Şimdi açma işlemlerine geçelim. Etrafından keselim önü ve arkayı. Yani bu bizim model uygulama yaptığımız hali. Bir de bunların şimdi kalıpta açma işlemi dediğimiz açmalarını yapacağız. Şimdi bunu buradan böyle kesiyor. Daha sonra bu alt ve üst eteğiyle birbirinden ayıracak. Pensler oyulacak. Dediğim gibi, eğer korsajımız olsaydı dış çizgiden, yeni çizdiğimizden, Ebru'ya unutmayalım orayı. Şuradan, çünkü belimiz değişti ya, kilo aldık ya. O yüzden kalıbımız da değişti. Ha, gülüyor şimdi. İyi bakıyoruz birbirimize biz atölyede. Unuttuğu yerlerde cetvelle müdahale ediyorum. Evet, tam çizginin üzerinden, ne dışından ne içinden kalıpta pensler oyulur. Kumaş üzerinde asla oyulmaz. Modelimiz de eteğin üzerinde kaldı. Ufak bir tekrar yapalım. Dörtte bir eteği ön ve arka asimetrik olduğu için bütün haline getirdik. Daha sonra kalça çizgimizi ve ön ortamızı belirledik. Belirledikten sonra kalçanın neresinden başlıyor, neresine doğru gidiyor onu yaptık. Daha sonra da büzgü vereceğimiz yeri 5 eşit parçaya böldük. Burası 5 olur, 6 olur, 7 olur. Kumaşımıza göre, modelimize göre, istediğimiz şekle göre değişir dedik. Üstü büzgülü yapabiliriz. Burasını sabit yapıp alta doğru volan olarak açabiliriz. Aynı kalıp üzerinden. Kavga dövüş bitirdik biz Ebru'yla. Şu an model uygulamamızı sadece. Arka simetrik olduğu için yarım. Ön asimetrik olduğu için birleşik. Bundan 2 adet, bundan 1 adet kesilecek. Şimdi ne yapacağız? İlk önce şu ön birle ön alt parçayı şu yatay çizgiden keserek ayıracağız. Daha sonra bunları ne yapacağımızı anlatacağım. Ayıralım. Bakalım, hep beraber Ebru'nun güzel kesimini görüyoruz. Gülüyor çünkü Ebru'nun canı çok tez. Çok tez olduğu için de makası açıp böyle kumaş keser gibi. Göster yanlış kesimi Ebru, onu da görsünler. Nasıl yapıyorsun? Bu yanlış olan. Bir de favori, bir de doğru olanı gösterelim. Şimdi yanlış olanı gösterelim. Hadi devam. Kızdım, dalga geçtim ama Ebru çok güzel bir şey söyledi burada. Benim dalgınlığıma denk geliyordu. Bakın ne dedim ben? Arka tek dedim, asimetrik olmadığı için dedim. Ama arkayı da asimetrik tasarladık aslında. Aynı şu işlemleri arka bedende de yapmamız gerekirken ben unuttum. Ebru'nun aklına geldi. Şöyle geç, öyle yap. Aynen. İkimiz bir kişi ettik bugün. Şimdi önü bitirdik. Bu arka, yani önde yaptığımız her işlemi, bunu arkayı da iki tane çizip model uygulamamız gerekiyor. Aferin Ebru. Evet, şimdi de arka bedende aynı işlemler yapılıyor. Şöyle göstereyim. Ön bedeni şu yandaki şey koyar mısın? Neye göre yaptığımızı gösterelim. Şimdi şurada yan dikişleri denk getirip, yani ne kadar inmişsek kalça çizgisinden arkada da o kadar iniyoruz. Burada kalça çizgisinden, yani şurada kalça çizgisinden ne kadar inmişsek burada da kalça çizgisinden o kadar inerek arkada da aynı işlemleri yapıyoruz. Çizgimizi çizdik. Ön ortamızı belirledik. Arka ortamızı belirledik. Yatay çizgimizi çizdik ve 1, 2, 3, 4, 5'e böldük. Aynı işlemler arka beden içinde yapılmış oldu. O altta kestiğimiz parçayı da... Burada dikkat etmeniz gereken şey yan dikişte, yan dikişin çizgisinin denk gelmesi, bunun denk gelmesi. Tabii ki bu durumda da şöyle geçirdiğimizde buradaki yan dikişte şurası denk gelmiş olması gerekiyor. Görünüyor mu? Evet, görünüyor. Daha iyi anlamanız için şu şekilde de gösteriyorum. Arka, ön,
yan dikiş birleşecek. Yan dikiş birleşecek. Böylece denk gelecek. İkisi aynı yöne gelecek. Asimetrik olduğu için de biz bunu tek kat kumaş üzerinden keseceğimiz için yönleri çok çok önemli. Şimdi yapmamız gereken işlemlerden biri de, çünkü bu parçalar birazdan birbirinden ayrılacak, her bir parça için düz boy ipliğini ayrı ayrı çizmek. Neye göre çiziyoruz o düz boy ipliğini? Yatay çizdiğimiz yatay yardımcı çizgi üzerinden dik açı oluşturarak. Tabi burada düz boy ipliğimizin düzgün olması için de bu çizgimizin düzgün olması lazım. Yani zincirleme kaza gibi olur. Bir çizginiz eğik olursa diğerlerinin hepsi eğik gider. O zincirleme kazayı yaşamamak için önde ve şu arka parçalarda tek tek şimdi böyle dik açı oluşturarak düz boy ipliklerimizi alacağız. Düz boy ipliğinden ayrılan ve ayrılacak olan her bir parça için hem bir yatay yardımcı çizgimizin hem bir de dikey düz boy iplik çizgimizin olması şart model uygulamada ve açılım yapmada. Bunlar çok önemlidir. Bunlar hayat kurtarıcıdır. Eğer o söylediğimi yapmazsanız eteğiniz döner, bluzunuz döner, pantolonunuz döner. Bunlar zaman alan şeylerdir. Yani böyle birisi işte özel dikim, özel kalıp, özel kesim dediği zaman bu emeği göz ardı etmeyiniz lütfen, yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bütün kontrollerimizi yaptık. Bir eksiğimiz, gediğimiz yokmuş gibi gözüküyor. Arkayı da kesebiliriz. Kabaca eteğimizin hali bu oldu şimdi. Yapmamız gereken bir işlem kaldı. Onda da şu alt parçayı ve ön parçayı şu 5 eşit parçaya böldüğümüz parçalardan bölmek. Ya kağıt üzerinde, ki ben kağıt üzerinde yapmayı doğru buluyorum. Yani son haline getirmeyi doğru buluyorum. Getirdikten sonra ana kalıbımızı elde etmiş olmak. Parçalarımızı ayırıyoruz. Şimdi bu parçalarımızı istersek kumaş üzerinde, istersek kağıtta yapacağız, ama kağıtta yapmayı doğru bulmamla birlikte neye göre bunları koyuyoruz? O çok çok önemli. Rastgele koyamıyoruz. Bir yerleştirme biçimi var. Şimdi onu anlatacağız. Ön 5 parçaya ayrıldı. Arka 5 parçaya ayrıldı. Şimdi bunları toplayacağız. Bunu kalıp haline çevirecek, yani açmalarını vereceğiz. Kağıdımızı hazırlayacağız. Sabahtan beri de keşke minyatür çizim üzerinde önce anlatsaydım da dediğim oluyor, ama bir yandan da kalıbımızı çıkarıyoruz. Şimdi büyük bir parşömen alıyoruz elimize. Bu bizim işte büyük boy parşömen, büyük boy parşömen dediğimiz parşömen kağıdının boyutunu göstermek istiyorum. Salon salamanca bir parşömen gördüğünüz gibi. Biz çok alıyoruz bunlardan. Linkini de aşağıya bırakıyorum. Almak isteyenler tıklayarak dikiş malzemelerin bölümünden parşömen kağıtlarını bulabilirler. Şimdi bizim bunları buraya koyabilmemiz için şu yardımcı çizgiden ve bu dik açıdan faydalanmamız gerekiyor. İlk önce şöyle bir yatay çizgi çizeceğiz. Daha sonra da dik açılarını oluşturacağız. Ön ortasından başlayacağız. Bakalım şimdi nasıl oluyor. Şöyle bir yardımcı çizgi çizdik. Şimdi bu yardımcı çizgiyi biz niye çizdik? Burada çizdiğimiz yardımcı çizgileri tam bunun üzerine getireceğiz şu şekilde. Ve araya ne kadar büzgü mesafesi vereceksek o kadar mesafe verip açacağız. Bunun gene kesin bir ölçüsü yok. Büzgüyü çok istersek büzgü mesafesini çok veririz. Az istersek az veririz. O yüzden ben Ebru'nun elindeki bu parça parçaları da hiç kaybetmeyecek ve bu kalıpların arasına koyacak. Her zaman bu işlemi yapabilelim diye. Şurası büzgüsüz. Şurası büzgüsüz. Etek ucu volanlı da yapabiliriz bu açmalardan. Büzgüyü çok açık yapabiliriz. Çok hafif bir büzgü yapabiliriz. Biz çok büzgülü bir şey istemediğimiz için her bir aralığa 2 veya 3 santim vereceğiz. Yani ilk önce Ebru, bunu buraya bir iğneleyeceksin. Şuraya 2 santim, şuraya 2 santim işaretleyip bunu bu kenarına iğneleyeceksin. Şimdi onları yapmaya başla. Şimdi tam onun ucuna 2 santim, tam şu ucundan, evet 2 santim işaretle. Evet, şimdi gel buraya. Buraya 2 santimden işaretle. Şimdi bu 2 santimi buraya iğnele. Bu 2 santimi şuraya iğnele.
Dediğim gibi 1 olabilir, 3 olabilir, istersen 5 olabilir. Tamamen bizim o modelde hayal ettiğimiz şeye bağlı olmak üzere. Biz 2'yi hayal ettik veya 2 olmasına karar verdik. Tabii numune dikişi yapılıyor işletmelerde. Numune dikişine göre kalıp üzerine tekrar düzeltmeler veya açmalar, çıkarmalar yapılabiliyor. Bunu yaparken en dikkat etmemiz gereken şey yardımcı çizgimizin çizdiğimiz bu yatay çizginin üzerine denk gelmesi gerektiğidir. Orası denk gelecek, altları böyle. Şimdi bunu yerleştirdik. 2 2 geç geç 2 2 2 2 verdik. Buradaki yeri düzelteceğiz. Cetvelimizi şu şekilde koyarak fazlalıklarını almak için bu ucuyla bu ucunu alıyorum. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Tamam mı? Aynı işlemi de rigama elime alarak burada da kavisi hiç bozmadan rigamızla şu düzeltmelerimizi yaparak yeni etek alt parçamızı elde etmiş olacağız. Şimdi burada almamız gereken ölçüler, burası yan dikiş. Bakın dik açıları bozmuyorum, çarpı çarpı geçiriyorum. Burayı alıyorum. Ve bu parça benim ön alt parçam olarak oluyor. Aynı işlemi şimdi arka bedende yapacağım. Düz boy iplik çizgimi şurada hemen alıyorum tekrar. Şunu alalım Ebru. Buradan da alabiliriz. Kendimize dik açıyla çizebiliriz. İki yan dikiş vardı orada biliyorsunuz. Düz boy ipliğimi de alıyorum. Yatar çizgimle dikey çizgimi tekrar 90 dereceyle burada sabitlemiş oluyorum. İğnelerimi çıkarıyorum. Ve düzeltme yapmam gerekiyor mu gerekmiyor mu? Şimdi ona bakacağım. Parçaları da Ebru hiç kaybetmeyecek. Çünkü bu parçalar bizim elimizde bu modelin altında istediğimiz değişikliği yapmamızı sağlayacak. Üzerinde zaten ne oldukları yazıyor. Bunları birbirine iğneliyorum ve bir kenara kaldırıyorum. Şimdi de burada bakıyorum, herhangi bir tamamlama şey yapmam gerekiyorsa onları yapıyorum. Burası yan dikiş. Burası yan dikiş. Burası düz boy ipliği olarak eteğimin arka şeyi oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum burada. Bu eteğim şu şekilde olacak. Şu parçada, yani şu parçada şurası hafif büzülerek buraya dikilecek demek oluyor. Fazla bir düzgü payı vermedik, az verdik biz. Bu kadar şimdilik. Şimdi arka bedene geçiyoruz. Şimdi arkayı yerleştirmek için çizimlerini yapıyor. Şu parşömenin büyüklüğüne bakabilir misiniz? Tarla gibi. Arkayı da bitirdik. Önü de bitirdik. Şimdi kesiyoruz bunları ve son haline bakıyoruz kalıplarımızın. Bir sonraki videoda da dediğim gibi eteğin dikimini anlatacağız. İnşallah. Ben de merak ediyorum. Evet Ebru, geçmiş olsun. İlk model uygulamanı yaptın. Şimdi ön 2, arka 2 olarak model uygulamamız bitti. İnşallah yarın veya haftaya biz bunu keseceğiz ve dikimini anlatacağız. Teşekkür ediyoruz dikiş sınıfından. Teşekkür ediyoruz Ebru Hanım. İnşallah ustalık sınavını da geçeceksiniz diye düşünüyorum. Sınava hazırlanıyor çünkü. Bizi takipte kalın, sevgiyle kalın ve bu eteğin dikimini de bekleyin. Sevgiler.